Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım arkadaşlar. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanları yorum kısmına yazarak arkadaşlar bize paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. A bölümü doğru yanlış bölümü arkadaşlar 10 soru birer puandan toplam 10 puan almanız gerekiyor. Birinci soru güneş ışınlarının 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küreye gelme açısı güney yarım küreye gelme açısından daha büyüktür demiş. Oysa arkadaşlar bu tarihte kuzey yarım küre kış mevsimi yaşadığı için gelen ışınlar daha küçük açıyla gelmeli. İfade yanlış. Hava olayları ile ilgili veriler kesin değildir diyor arkadaşlar. Evet doğru. Bunlar tahminidir. Karakter bakımından melez döl olan bezelye genotipinde hem baskın hem de çekinikken bulunur. Eğer ki karakterimiz burada melezse hem büyük A hem de küçük A bulunabilir diyoruz. O halde ifademiz doğru. Devam. Nükleotitlerin yapısı fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Fosfat var, şeker var, organik baz var. Doğru. DNA'nın kendini eşlemesi sonucu oluşan DNA'lar birbirinden farklı nükleotit dizilimine sahiptir demiş arkadaşlar. Oluşan DNA'lar arkadaşlar tamamen birbirinin aynısı olması gerekiyor. İfademiz yanlış. Çaprazlama sonucunda karakter bakımından saf 4 çekinik bireyler elde etmek için çaprazlanan her iki bireyde de karakter bakımından çekinikken bulunması gerekiyor. Arkadaşlar çekinikkenlerin elde edilmesi için bunların biri anneden bir babadan gelmeli. O yüzden bu ifade doğru. Yüzeye etki eden dik kuvvetin büyüklüğü artarsa katı basıncı azalır demiş. Oysa katı basıncı kuvvetle doğru orantılıdır. Dolayısıyla kuvvet arttığında basıncın da artması gerekiyordu. Bu ifade yanlış. İş makinelerinin geniş tekerlekli olması ile basıncın arttırılması amaçlanmıştır ifadesi yanlıştır. Tekerlekler geniş yapıldığında yüzey alanı artacağından basıncımız azalır. Sıvı basıncı derinlikle doğru, yoğunlukla ters orantılı demiş arkadaşlar. İfademiz yine yanlış. Çünkü sıvı basıncı hem derinlikle hem de yoğunlukla doğru orantılıdır. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir. İfadesi doğru arkadaşlar. Pascal prensibine göre sıvılar ve gazlar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. O halde buna doğru diyoruz. Geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507 215 2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet, B bölümü aşağıdaki grafikte elementlerin son katmanlarındaki elektron sayısı ve katman sayıları verilmiştir. Buna göre verilen elementlerin tablodaki yerini aşağıdaki periyodik tablo üzerinde gösterin demiş arkadaşlar. Bakalım 5 çarpı 3'ten 15 puan. Şimdi X elementine baktığımız zaman arkadaşlar soldaki katman sayısı burası son katmandaki elektron sayısını gösteriyor. X'in katman sayısı 1'miş arkadaşlar. Ve burada da bir tane elektron var. Demek ki X'in yeri birinci periyot 1A grubu yani X burada olmalı. Geldik Y'ye. Y'nin arkadaşlar bir katmanı var. Sola ondaki elektron sayısı 2 arkadaşlar. Normalde sizi yanıltabilirler. Birinci katman 2A grubuymuş gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar birinci katmanda iki tane elektronu varsa demek ki zaten bu olması gereken elektronların hepsini doldurmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu kararlı bir yapıya sahiptir.
yani kimdir? Helyumun yerine yazıyoruz. 3'e geldik. Z katman sayısı 3. 1, 2, 3. Son katmanda 8 elektron var arkadaşlar. 8'i de yazdık. Demek ki 1 ve 2. katmanlar tamamen dolu. 2 ve 8 yazdık. O halde 3. periyot 8A grubu. 1, 2, 3. periyot 8A grubu olması gerekiyor. Geçelim diğer bölüme arkadaşlar. C bölümü arkadaşlar, test bölümü. Soru 1. Aşağıda verilen örneklerden hangisi modifikasyon örneği değildir demiş. A şıkkında nemli bölgelerde yetişen eğrilti otunun uzun boylu olması. Evet, nem faktörü var arkadaşlar. Burada modifikasyon örneği vardır. İkiz kardeşlerden birinin koluna dövme yaptırması modifikasyondur. 3 çocuğu 5 parmaklı olan bir ailenin yeni doğan bebeklerin 6 parmaklı olması bir mutasyon örneği arkadaşlar. Sirke sineklerinde kanat şeklinin sıcaklığa göre değişiklik göstermesi modifikasyon örneğidir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Soru 2. Aşağıda verilen faktörlerden hangisi mutasyon neden olabilir? Düzensiz beslenme, aşırı yağlı yiyecek tüketmek, arkadaşlar güneşten gelen zararlı ışınlar bizlerde mutasyona sebep olabilir. Cevap C şıkkı diyoruz. Soru 3. Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf 4 çekinik özellikte bireyler dünyaya gelebilir demiş. Arkadaşlar saf 4 çekinik olabilmesi için hem annede hem de babada çekinik gen olması gerekiyor. Yani C şıkkında böyle bir ihtimal mümkündür. Soru 4. Aşağıdaki tabloda DNA'yı oluşturan ve yapılar verilmiştir. Buna göre hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur demiş. Arkadaşlar bir nükleotitte mutlaka fosfat olmalı ve mutlaka şeker de olmalı. Bizden de adenin nükleotidi olsun istiyorsa ne yapmamız lazım? Bize bir tane de adenin bazı gerekiyor. 1, 4 ve 5 nolu kutular lazım arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Soru 5. Aşağıda verilen X, Y ve Z cisimleri özdeş küplerle hazırlanmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin yere uygulamış oldukları basınçları arkadaşlar şimdi sıralayacağız. Baktığımız zaman X'te 1, 2, 3, 4 tane kutu var arkadaşlar. O halde 4G diyebiliriz ağırlığına. Yüzey alanı 1S kadar olsun arkadaşlar. Basıncın formülü biliyorsunuz. Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanıydı. O halde 4 bölü S'den bu 4 bölü 4G bölü S olsun burası. Yine Y cismine baktığımızda 4 tane kutu var burada. O halde Y'nin basıncı 4G bölü arkadaşlar 2S olması gerekiyor. Yani 4 2'yi götürdü buradan 2G bölü S. Geldik bir diğerine Z'ye geldik arkadaşlar. Z'nin basıncı burada 1, 2, 3, 4 tane cisim var. 4G'dir. Yüzey alan arkadaşlar bir tane olduğundan 1S'dir. Ne yaptı burası? 4G bölüse 4G bölüse X ile Z eşit oldu arkadaşlar. Ve bunlar Y'den büyük olması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Soru 6. Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Temas yüzeyi arttıkça basınç artar ifadesi yanlış arkadaşlar. Temas arttıkça yüzeyi basınç azalır. Yüzeye etkiden kuvvet artarsa basınç azalır demiş. Hayır, tam tersi. Kuvvetle basınç doğru orantılıydı. Temas yüzeyi azaldıkça basınç artar ifadesi doğrudur. Çünkü temas yüzeyiyle basınç ters orantılı. Sorunun cevabı C şıkkı. Soru 7. Aşağıda numaraları verilen kaplarda aynı yükseklikte ve aynı yoğunlukta sıvılar bulunmakta. Buna göre kap tabanına yapılan sıvı basınçlar arasındaki ilişki nasıldır arkadaşlar? Baktığımız zaman bunların yüksekliği aynıymış arkadaşlar. Hepsinin yüksekliği aynı. H kadar olsun burası. Burası da H kadar olsun. Yine arkadaşlar burası da H kadar olsun diyoruz. Yoğunluğu da aynı. O zaman sıvıların basıncı H çarpı D'den burada gördüğümüz arkadaşlar H aynı, D aynıysa bunların çarpımı da aynı. Yani bunların basıncı aynı olmalı. Cevap B şıkkı.
Soru 8. Ecirin şekilde verilen kap içerisine bir miktar su koyarak K noktasında oluşan sıvı basıncını ölçüyor arkadaşlar. Ecirin K noktasında oluşan sıvı basıncını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapması doğru olmaz? Amacımız K'daki basıncı azaltmak. Kaptan bir miktar su boşalırsa derinlik azalacağından basınç azalır. K noktasını kap tabanı taşımak arkadaşlar. K'yı buraya taşırsak derinlik artacağından basınç artar, azalmaz. K'yı yükseğe taşımak derinlik azalacağından basınç azalır. Doğru. Evet arkadaşlar. D şıkkında kaptaki suyu boşaltıp yerine aynı miktarda yoğunluğu daha az olan bir sıvı eklemek. Yine burada basıncın azalması gerekiyor. Bize hangisi doğru olmaz dediği için B şıkkındaki amaç basıncı arttırır. O halde cevap B şıkkı arkadaşlar. Soru 9. Sıvıların uygulamış olduğu basınç hangilerine bağlı? Tabii ki derinlik ve yoğunluğa bağlı. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı diyoruz. Soru 10. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde açık hava basıncının etkisi yoktur? Vantuzlu askıların kapıya asılması bunda vardır arkadaşlar. Uçan balonların yükseldikçe balonun hacminin artması bunda da vardır. Ördeklerin perdeleri ayakları sayesinde batmadan yürüyebilmesi burada arkadaşlar katı basınç ile ilgili atmosfer basıncını ilgilendirmiyor. Uçak yolculuklarında kulaklarda ağrı oluşması yine açık hava basıncıyla ilgili olması gerekiyor. Cevap C şıkkı. Soru 11. Bir öğrenci önce tek ayağı üzerinde sonra iki ayağı üzerinde duruyor. Öğrencinin bu iki durumda yere yaptığı basınçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her iki durumda da yere yaptığı basınç aynıdır demiş. Yanlış ifade arkadaşlar. İki ayağı üzerinde dururken yere yaptığı basınç daha fazla demiş arkadaşlar. Bu da yanlış. Tek ayağı üzerinde dururken yere yaptığı basınç daha fazladır. Çünkü yüzey alanı azalıyor, ağırlık aynı. Cevap C şıkkı. Soruyu cevaplayabilmek için öğrencinin ağırlığı bilinmelidir ifadesi arkadaşlar yanlış. Geçelim diğer sorumuza. Soru 12. Açık hava basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Havanın yeryüzündeki cisimlere uygulamış olduğu basınçtır doğru. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça azalır doğru arkadaşlar. Atmosferi gazdan bir deniz gibi düşündüğümüz zaman denizin dibindeki kişiye basınç daha fazla, denizin üst kısmına kişiye basınç daha az olması gerekiyor. Havanın ağırlığından ve taneciklerin hareketliliğinden dolayı uygulamış olduğu basınçtır doğru. Hava insanlara basınç uygulamaz demiş. Neden ki? Bu ifade yanlış. Cevap D şıkkı. Soru 13. Arkadaşlar, periyodik sistem ile ilgili verilen ifadenin hangisi yanlıştır? Sistemde 7 periyot var doğru arkadaşlar. 18 tane grup var doğru arkadaşlar. 10 tanesi bunların B grubu, 8 tanesi A grubu. Yine sistemde arkadaşlar elementler metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırılır. Fakat arkadaşlar elementler tablomuz azot elementiyle başlamaz, hidrojenle başlar. Sorunun doğru cevabı D şıkkı olması gerekiyor. Soru 14. Yanda periyodik sistemin bir kesitindeki elementler verilmiştir. Bu elementlerin hangisinin atom numarası en büyüktür arkadaşlar? Elementler tablosunda daima sağ alttakinin atom numarası daha büyüktür. Kim vardır? Klor var. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. Soru 15 arkadaşlar. Su dolu kabın KLM noktalarına açılan özdeş deliklerden suların fışkırma mesafesi şekilde verilmiştir. En fazla M'de, sonuna L, sonuna K. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Suların akış hızları birbirleştirilmiş. Yanlış çünkü bunların basıncı farklı. En büyük su basıncı K'da demiş. Halbuki tam tersi en az basıncı K'da. Çünkü derinliğe bağlı burada. En küçük su basıncı M demiş. Tam tersi en büyük su basıncı M'de olması lazım. Suların basınçları arasındaki ilişki M büyüktür L büyüktür K ifadesi doğru. Arkadaşlar sınav burada bitmiştir. Umarım çok güzel puanlar alırsınız. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Başarılar diliyorum.